Efendim öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlerin de şahit olduğu gibi vatandaşlarımızın bizi 2014 seçimlerinden sonra bu göreve getirmesiyle birlikte hükümetimizin güçlü desteği, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çalışmamız ve kendi personelimizin azim, gayreti ve çabasıyla ilçemizde güzel hizmetler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Öncelikle hükümetimizin de desteğiyle yaptığımız işlerden bahsetmek istiyorum. Bugün şenlik yaptığımız, Felahiye Çocuk Şenliği'ni düzenlediğimiz stadyumun sentetik sahaya dönüştürülmesi, hemen yanındaki kapalı spor salonunun yapılması, öğrencilerimizin ve tüm etkinliklerin yapılması için zorunlu ihtiyacı olan kapalı spor salonumuzun yapılması, ilçemizin zorunlu ihtiyacı olan devlet hastanesinin inşa edilip hizmete girmesi, yine Büyük Toraman mahallemizde dere ıslah çalışması, devlet su işleriyle beraber su taşkın koruma kanalının ve dere ıslah çalışmasının tamamlanması, hükümetimiz tarafından bu tür yatırımların ilçemiz bizim zamanımızda yaptı. Yapımı da devam eden birçok yatırımları da var. Özellikle 40 yıldır hep siyasi partilerin söz verip de yapmadığı, yapılmadığı Gövdere yolumuzun 2018 yatırım programına alınması, 2018 yatırım programında da bu ihalesine ödenek olarak 2 milyon TL'nin konulması, yine Felahiye Kermelik çevre yolunun yapılması, yine Felahiye Boğazyan çevre yolunun inşaatının başlanması, yine Çandır Felahiye arasındaki normal yolun, mahalle yolunun karayolları standardına kavuşturulması, bu hükümetimiz tarafından yapılan hizmetlerdir. Evet efendim, daha öncesinde Büyükşehir Yasası çıktığında muhalif partilerin mahallelerde seçim yaparak Büyükşehir işte size sıkıntı verir, Büyükşehir'den hizmet alamazsınız, buradan ayağınızdaki hizmetler gidiyor deniliyordu. Bu tür şeyler yapılıyordu, propagandalar yapılıyordu. Şu anda Büyükşehir'le Felahiye'miz adeta şahlandı. Bizim Felahiye Belediyesi ile birlikte yaptığımız yaklaşık 13 tane projemiz var Büyükşehir'de. Bunun en güzeli yıllardır eksiği olan, ilçemizin eksiği olan gençlik ve kadın ve gençlik merkezinin yapılmasıyla birlikte içerisinde düğün salonu, yüzme havuzu, internet kahvesi, bu tür etkinliklerin de okuma salonları gibi birçok etkinliğin bir arada yapıldığı, meslek edinme kurslarının açıldığı bir sosyal tesis yapılarak hizmete girdi. İlçemizin hizmetinde devam ediyor. Yine büyükşehirimizle beraber Kayapınar'da, Büyük Toraman'da ve Felahiye ilçe merkezimizde kapalı semt pazarları yapılarak vatandaşımızın ve esnaflarımızın hizmetinde. Yine mahallelerimizde halı sahaları yaparak gençlerimizin boş zamanlarında vakit geçirmesi için bu imkanlarda seferber edildi. Yine en büyük, Türkiye'de ilk, Kayseri'de ilk olan, Kayseri Büyükşehir'imizin yaptığı toplu ahır, ahırımıza şu anda inşaatı son aşamasına geldi. %90 oranında bitti. İnşallah Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın imkanlarıyla da dar gelirli ailelerimize 5'er tane süt sığırcılığı yapmak için inek temini kredisi verilerek dar gelirli ailelerimizin aile bütçelerine katkı sağlamak için elimizden gelen çabayı, gayreti sarf etmeye çalışıyoruz. Yine büyükşehirimizin gölet olarak sulama çiftçilerimize yönelik ziraat aletlerinin verilmesi ve gölet olarak da kepiç göletindeki tozlu göletimizin kapalı sisteme dönüştürülerek çiftçilerimizin mazotsuz, elektriksiz sulama imkanına kavuşturulmasını sağladı. Yine mahallelerimizde büyükşehirimiz KASKİ marifetiyle birçok yerlere hem içme suyu hem de kanalizasyon yatırımlarını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye'miz bizlere kırsalda çalışmalar yapmak için mahallelerimizde sürekli sokak ve caddelerimizde hem sıcak asfalt hem
kilitli parke çalışmalarını da sürdürmekte. Yine sizlerin de belediyemizi ziyaretinizde gördüğünüz gibi modern çok güzel bir Cumhuriyet Meydanı'na, parkına kavuşturuldu. İçerisinde aile çay bahçesinin de bulunduğu, tüm vatandaşlarımızın beğenisini kazanan bir sosyal tesis de bize kazandırdı. Yine viyadüğümüzün hemen yakınında bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı açarak bütün vatandaşlarımızın mesire ve park ihtiyaçlarını karşılamış oldu. Birçok hizmetlerimize de destek verdi. Büyükşehirimizin dışında Felahiye Belediyesi olarak da bizler 8 mahallemizde Taziye Evler adı altında ama bütün sosyal etkinlikleri, cenaze yemekleri, iftar yemekleri, kına geceleri, düğünler, nişanlar, sünnet düğünlerini yapabileceğimiz hem bayanlar için hem de erkekler için kullanılabilen sosyal tesisler yaparak mahallelerimizin hizmetine sunduk. Yine Felahi Belediyesi olarak birçok parkı da yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine cadde ve sokaklarımızda sürekli kilitli parke ve asfalt çalışmalarını yaparak vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimize, hastalarımıza birçok belediye olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm 40 yaş üzerindeki bayanlarımızı kanser tarama testinden geçirmek için ilçe merkezinden alıp Kayseri'ye Devlet Hastanesi'ne götürerek bunların tarama testlerini yapıyoruz. Yine öğrencilerimizin her türlü etkinlik ve faaliyetlerine Felahiye Belediyesi olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Vatandaşlarımızla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın düğününde, cenazesinde, üzüntülü ve sevinçli günlerinde yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Hizmet ederek vatandaşlarımızın ihtiyacını gördüğümüz gibi vatandaşlarımıza ilgi ve alaka göstererek onların da güvenlerini ve hoşgörülerini kazanıyoruz. Biz bunları biliyoruz, vatandaşlarımızla iç içeyiz. Her türlü sıkıntılarını, ihtiyaçlarını bildiğimiz için, burada yaşadığımız için vatandaşlarımız da bize çok rahat ve kolay ulaşıyor. Biz de vatandaşlarımıza elinden geldiği kadar ihtiyaçlarına çözüm üretmeye, hizmet etmeye çalışıyoruz.